Hafiften bir rüzgar var şu an. Evet, yavaş yavaş sıcak noktalara doğru geliyoruz. Yokuş başlıyor. Neden dünyayı düz yapmamışlar? Evet, şehir rüzgarından biraz kurtuldum. 3 kilometre %6. Evet arkadaşlar, günaydın. Ocağın ortalarına geldik. 2024'ün ilk turu benim için. Bugün sola çıktım, tek başımayım. Sağ olsun Mehmet, hafta içi 2 defa tura çıkmış. Benden habersiz, bana da haber vermiyor. Ben yorgunum dedi, gelemem dedi. İyi dedik, ben de tek başıma çıkayım dedi. Bugün hava yağmurlu değil gözüküyor. İnşallah meteoroloji tahmini yanılmaz. Biraz hafiften rüzgar var. Son birkaç gündür bayağı bir yağmur yağıyor. Çok bisiklete elverişli değildi hava şartları. Bugün elverişli gibi. Ben de şöyle dedim, tek başıma bir çıkayım. Biraz antrenman yapayım. Malum işten güçten bu arada çok sık bilemiyorum. En azından bir antrenman yapalım. Bugün çıktım işte. Dedim nereye gitsem. Şu an Datça yoluna doğru gidiyorum. Tabi Datça'ya kadar gitmeyeceğim. Datça yolunda güzel bir yokuşun ardından güzel bir tepelik yer var. Oraya bir çıkayım. Manzara karşısında bir kahve içeyim. Sonra Marmaris'e geri döneriz. Şu anda da 3 kilometre yaklaşık %6-7'ye indi. Bir yolla güne merhaba dedik. En sevdiğim. Evet, şu yokuşu bir tamamlayayım. Hadi yoldan görüşürüz. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go, I never answer to no, man, I still go, 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 hustle hard, hustle every single day, I'll be making moves today. Evet, bir iki kilometre sevineceğiz şimdi. Vay, buraları bayağı yeşillenmeye başlamış ya. Yangından sonra daha önceki çekimlerimde, videolarımda var. Görmüşsünüzdür. Buralar oldukça böyle kahverengiydi, kuraktı. Şimdi bayağı bir yeşermeye başlamış. Doğa kendi kendine tedavi ediyor. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok valla. Yeter ki müdahale etmeyin. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key. Evet, yokuşu indik. Şimdi değirmen yanına doğru ilerliyoruz bakalım. Mehmet 2 gün önce Marmaris Grand'a falanların kısa parkurunu yapmış. Yağmur altında. Bir tane video attı böyle çamurlu. Acaba ben de bir kısa parkur yapsam? Yok. Datça yolundaki o tepeye çıkıp bir kahve keyfi yapacağım. Bu arada tepeye çıktığımda da unutmayayım inşallah. Tepenin adı ne onu bilmiyorum. Ya seyir tepesi gibi bir yer. Daha önceki Datça videomda var zaten orası. Güzel bir manzarası var. Sağlam bir yokuşun ardından ulaşıyorsunuz. Sağlam bir yokuşun ardından böyle ulaşınca insan böyle daha keyifli manzaranın tadını çıkartıyor. Böyle başarmanın hissiyle. Yola bir şeyler dökülmüş. Evet arkadaşlar, değirmen yanına geldik. Burası benim çok hoşuma gidiyor. Sessiz, sakin, yol üstünde bir köy. Gayet yaşanılması. Marmaris'e yakın sayılır. Hisarönü'ne yakın sayılır. Evet, bugün Sercan da yok. Sercan da memleketine gitti. Okullar ara tatile girince herkes bir yerlere gidiyor. Bir üçlü tur yapamadık. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Orhani, Eksenörü'ne dönüşüne geldik. Turgut, Bozburun, hepsine buradan da gidiyorsunuz. Dümdüz devam edince de Datça yolu. Evet, bozuk yolun sonuna geldik artık, yol düzeldi. Hep şuraya gelince aklıma geçen seferki Datça turu geliyor. Mehmet yol bozuk dediğinden dolayı ben bu yola MTB'le gelmiştim. Adam yol bisikletiyle kaymak gibi giderken biz yokuş aşağı bile pedal basmak zorunda kaldık ama zaten o turu da tamamlayamamıştım. Dizimde bir sıkıntı olmuş. Şimdi diz biraz daha iyi gibi. Atıfta bulunduk madem. Uzun zaman bir 3 kür falan şey kullandım. Kolajen kullandım.
sıvı kolajen. O biraz iyi geldi. Şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor. Ama senede bir 3 kuruş kolajen kullanmak gerekecek gibi. Yani şu anlık bir sıkıntım yok. İnşallah da olmaz. 1-2 defa bir koşu antrenmanı yaptım. Zaten bisiklete biniyorum. Şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor gibi. Bakalım. İnşallah böyle devam eder. Görüyorsunuz yolu. Yol kaymak. Muharmaz'daki bisikletçiler bu yolu çok tercih ediyor. Yol çok güzel. İnişli çıkışlı. Datça'ya kadar bayağı güzel bir antrenman yaptırıyor sizi. Datça'ya gidip gelmek yaklaşık bir 140 kilometre falan. Evet, manzara. Yolun manzarası böyle işte. Evet, manzaramız güzel. Evet, Mehmet'le Sercan'a selam olsun ya. Kaçırdınız oğlum mis gibi turu. Evet, kampa meraklı olanlar bilirler. Burada Çubucak Orman Kampı var. Buradan itibaren başlıyor. İleride de giriş kapısı var. Buraya kampa meraklı olanlar bilirler burayı. Buraya gelip karavanınızı da sokabiliyorsunuz. Çadır da kurabiliyorsunuz. Veya gelip buradan çadır temin edebiliyorsunuz. Ama güzel bir yer. Ha, şimdi biraz sonra kapısını da göreceğiz. Kapısı burada olması lazım. Evet. Çubucak Tabiat Parkı. Oğlum bulutların şekli bayağı değişik. Güzel. Güzel bir manzara. Some batter in your brain, that's why they say fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying. Evet arkadaşlar, gideceğim yol gözüküyor zaten. Şu karşıdaki tepeye çıkacağım. Yol yılan gibi kıvrılıyor. Az bir yol kaldı. Bayağı bir tırmanış yapacağız ama. Sağlam bir tırmanış bizi bekliyor. Karnım da acıkmaya başladı yavaş yavaş. Keşke yanıma daha fazla yiyecek bir şey de alsaymış. Neyse, biraz hurma aldım. Onunla idare edeceğiz artık. Şu tepeye bir çıkalım da biraz dinleniriz. Herhalde güç toplarız hurmalarla. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Tepeye geldim. Evet. Canımı yaktı ama ya. Bu kadar yokuş mu olur? Harbiden ya. Pesli yol. Geldiğimiz yol şu yol. Görüyorsunuz. Evet, burası Datça tarafına doğru giden yol. Manzara nasıl? Çek gibi değil mi? Evet, şimdi kahve keyfi yapalım ya. Kahve iyi geldi şimdi.
Yalnız yanıma yiyecek bir şeyler almadığıma çok pişman oldum. Keşke alsaymışım ya. Evet, kuru hurma. Bakalım bundan enerji alabildiğimiz kadar alacağız. Evet, bura böyle bir yer. Manzara gayet keyifli. Görüyorsunuz. Acılar çekilerek bu manzarayı elde ettim ama neyse, kahve keyfine değdim. Umarım beğeniyorsunuzdur çektiğim videoları. Eğer beğeniyorsanız kanala abone olun. Videoları beğenin. Bu beni daha çok motive edecek. Daha doğrusu bunların beni motive ettiğinin farkına vardım yani. Daha çok böyle video yapma isteği uyandırıyor insanda. Neyse, ben şimdi burada kahveyi içtim. Biraz daha dinleneyim. Ondan sonra yavaş yavaş Marmaris'e doğru hareket edeyim. İçmeler yolundan gidecektim ama pek halim yok gibi. Direkt Marmaris'e devam edeceğim. Totalde de zaten bir 70 kilometreyi devirmiş olacağız herhalde. Yavaş yavaş gideyim ben. Düz yoldan devam. Geldiğim gibi geriye. Evet, hadi yoldan görüşürüz. 33. kilometreden geri dönmeye başladık. Oo. Yalnız üşütüyor ya, baya baya üşütüyor yani. Şu an sağlam da rüzgar var. Rüzgar çıktı bir anda. Soğuk da esiyor. İnşallah şu hurmalar beni tırmalamaz. Hurmalar beni Marmaris'e kadar atar inşallah. En azından değirmen yanına kadar atsın da marketten bir sandviç falan bir şeyler alayım ya. Acayip karnım acıktı ya. O yerler de bayağı ıslak. Neyse, biraz kendime geldim sayılır. Biraz vakit geçirince, dinlenince kendime geldim. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Benim için hemen hemen tur bitti sayılır. Bir dahaki tur inşallah Mehmet ve Sercan'la gelir. Daha kalabalık olunca daha eğlenceli bir tur olacak. Tek başıma pek eğlendiremiyorum gibi sizi. Evet arkadaşlar, benim için tur bitti. Keyifli, güzeldi. Acıktırıcıydı, yorucuydu. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere o zaman. Hadi yoldan görüşürüz.